Az önce Sima ile başlayan bir tartışma var. Önce ben sana sorayım arada kaynamadan. Nereye gidiyorsun bu kıyafetinle? Marsilya'dayım. Orada ilk buluşmam var. Daha önce mektuplaştığım, internette tanıştığım bir çocukla. O beni limuzinle alacak. Ondan sonra çok güzel bir steakhouse'a götürecek. Çok böyle... Et yemeye gidiyorsunuz. Aynen. Ama çok güzel bir ortam yani orası. Ondan sonra kulüp oluyor saat 1'den sonra orası. Oraya gideceğiz. Ben de romantik bir konsept olduğu için, ilk buluşma olduğu için kırmızıları seçtim. Kırmızı ruj falan, siyahlar içinde. Öyle olmak istedim. Büyülemek istedim. Kendini şu anda çok güzel hissediyorsun yani, öyle mi? Az önce daha çok güzel hissediyordum da şimdi biraz motivandım. Ne eksildi oradan buraya gelene kadar? Efendim? Ne eksildi? Ya ben belki çok fazla hisli bir insanım, çok da hassas bir insanım. Çok özür dilerim hepinizden. Bir daha da asla olmaması için elimden geleni yapacağım. Ben gerçekten böyle bir insan değilim, yapıcı bir insanım, kırıcı bir insan değilim. Çok fazla canım yaktığı için oradaki şeyler hani bana oynuyorsun demesi, prim yapmak istiyorsun demesi. Prim yapmak bir isteyen bir insan, reklam yapmak bir isteyen bir insan. Ben buraya gelirdim, Gülşah hakkında o kadar bir şey söyleyebilirdim, söylemedim. Hanımefendi davrandım, her zaman sustum. Didem'in davasını ne buraya getirdim, ne Gülşah'ın buraya getirdim, ne de Sima'nın davasını buraya getirdim. Ben Sima'ya hiçbir şey yapmadım. Sadece onunla birlikte taraf tutmadığım için o bana burada neler neler söyledi ki ben onunla hiç kötü bir şey de yaşamadım. İçeride Gizem'in yanında zaten başladı sinirlenmeye, bağırıp çağırmaya. Orada benim hakkımda oynuyor, ben bunun kötü olduğunu düşünüyorum demeye ki kendi yaptıklarını görmeden tabii ki çok kırıldım. O anda birisi sizi bir şeyle suçlarsa yargısız infaz oluyor. O an kendimi tutamadım, çok heyecanlandım. Sizden tekrar çok özür dilerim. Kendimi çok yanlış ifade ettim. Ailem de bunu izliyor. Aileme karşı da çok mahcup oldum, herkese karşı. Çünkü haklı olduğum yerde haksız düşebilirim. İnsanlar beni yanlış anlayabilir ama biz hepimiz insanız. Hepimizin sinirleri bozulabilir. Ben şu anda çok utanıyorum. Çok mahcup oldum gerçekten ve zamanı geri döndürmüş olsaydım orada gerçekten susardım ama kendimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İnsanların da beni yanlış anlamasını istemiyorum ama reklam yapmak isteyen bir insan burayı açıklardı. Didem'le ben orada odada gitmezdim, yalnız konuşmazdım güzel güzel. Gider burada o konuyu açardım. Ben bugüne kadar hiçbir konuyu burada açmadım. O yüzden reklam diye bir şey yok. Kıskançlık, ben bir insanı kıskansam burada hiç kimseyi tanımıyorum doğrusu. Herkese merhaba merhaba, kendi halimde bir insanım. Benim uzun sürüyor bir insana yani ısınmam. Ki ben güzel olanlara çok güzelsin diyorum. Hatta geçen gün birisi bana kötü bir yorum yaptığı halde ben orada sen güzelsin diyebilirim bir insan güzelse. Çünkü ben halka karşı, jüriye karşı rezil olurum bir insan. Hakikaten güzelse ben kötü bir yorum yaparsam ve ben altını doldurmayacağım bir yorum da asla yapmak istemem. Tekrar tekrar hepinizden çok özür dilerim bunları yaşattığım için size. Peki, güzel bir şey yaptın. Kendini ifade etmek anlamında evet, özür de diledin. Ama bunlar ilk günler olduğu için bu özürler tabii ki geçerli. Bu tartışmaların birbirinize henüz alışamamanızdan kaynaklandığına inanıyoruz ve böyle olduğunu düşünmek istiyoruz. Çünkü çok erken bu kadar hararetli bir tartışma yaşamanız için ne yaşanmış olabilir ki bu kadar birbirinize tepki gösteriyorsunuz? Bu özürler ilk günler için tabii ki geçerli ama tekrar ettiği takdirde bizim değil, sizi izleyenlerin aynen. Sizi yanlış tanımalarına sebep olacaksınız. Keşke kendimi ifade edebilsem ama zaman çok... Ben şu anda kendini yeterince ifade ettiğini düşünüyorum. Tamam. Çok net de konuştun. Umarım tekrar etmez. Seni böyle alayım. Görler. Ezgi. Ayakkabıların, elbisen, çantan, başındaki aksesuar, yani hani... Ya bunların hepsini böyle bir arada giymek için hani böyle biraz çıldırmış olmalısın diyebilirim. Efendim? Yani çıldırmış olmalısın. Hani bu ya, ayakkabındaki o şeyler hani düz olsaydı belki evet kaldırabilirdi her şeyi. Ama ayakkabın o şekilde o desenli olduğu için hani tamamen şu an gözümü böyle
yani bozuyorsun diyeceğim. Yanlış anlama ama hani yani bilmiyorum, çok çok kötü yani. Evet, çıldırdığım için böyle giyindiğimi düşünüyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Ben öyle düşünmediğim için böyle giyindim. Teşekkürler. Sima. Elbisen çok güzel. Elbisenin ama arkasında sırt dekoltesi olmasını sevmedim. Saçındaki şey çok güzel. Makyajına tam olarak uymuş. Elbisene uymuş. Çantanı beğenmedim. Çantan bu kombine hiç uymuyor. Ayakkabın aslında ayrılıkta güzel bir parça. Benim de kullanabileceğim bir parça ama ben stiletto sevmem. Ama bu kombinin altına o ayakkabı olmamış. Daha düz bir ayakkabı isterdim. Çünkü saçındaki şey zaten renklilik katmış. Saçının stilini sevdim. Saçın o saçındaki şeyle tam olarak uymuş. Yani sadece onları sevdim ama tam olarak tarz bulmadım. Sima, özellikle teşekkür ediyorum. En azından az önce yaşanmış olan tartışmaya rağmen stille ilgili gerçekten ne düşünüyorsan objektif biçimde söylediğin ve yorum yaptığın için, her ne kadar göz göze gelmemeye çalışsan da lütfen bu şekilde algılar ve bu şekilde bu yarışmayı devam ettirirseniz bu anlamda teşekkür ederim. Duygu'dan alalım. Duygu, senin sesini çok az duyduk bugün. Gayet iyi görünüyorsun ama ben bugün olanlardan ben de son derece rahatsızım. Birkaç şey söyleyeceğim seninle ilgili. Bence senin hiç kimseyle bir problemin yok, biliyor musun? Neden? Çünkü kendinle problemin var Tümay. Çok hoş bir bayansın, bedenini sevmiyorsun ve kendini eksik buluyorsun. Ve bunların hıncını çevrendeki insanlardan çıkarıyorsun. Ve bu da nasıl bize görünüyor biliyor musun? Farklı durumlarda çok yüksek ve ekstrem tepkiler veriyorsun. Ama sen yine de çok şanslı bir bayansın. Neden? Bak, burada 13 kızız. Çok büyük elemelerden geldik. Neler neler yaptık değil mi? Bu sandalyede, bu platformda oturmak için. Bütün Türkiye bizi seyrediyor. O yüzden kendine dönüp bak. Bu program senin için çok güzel bir fırsat. Kişiliğini onar ve yürü. Bir de kıyafetle ilgili yorum alalım. Bir şey daha söylemek istiyorum bu konu hakkında. Cevap vermek istersen tabii ki. Evet, benim kişiliğim hakkında sen hiçbir yorum yapamazsın. Ben seninle çünkü hiçbir zaman bugüne kadar yanına gidip de konuşmadım. Sen benimle konuştuğun zaman ben hatta cevap vermemeye çalıştım. Kısa cevap vererek her zaman gittim. Kişiliğin hakkında sen yorum yapmadın. Sen beni hiç tanımadığın için lütfen. Kişiliğin ben seni az önce dinledim, sen de beni dinle. Lütfen. Farkındaysan sana çok güzel bir öneri sunuyorum. O kadar tanımıyorsun sen beni. Sen burada geldin, ilk başından beri yok ben dublörlük yaptım Angelina Jolie diye çıktın. Hayır, öyle bir şey demedim, o bir mizansende. Biliyorum, senin hiç öyle bir şey yapmadığını da biliyorum. Bütün Tabii Türkiye de bunu biliyor. Tabii ki yapmadım, Türkiye biliyor bunu. Ama öyle bir şey anlattın sen burada. Ben şu anda değil. Sana bir ama öneri veriyorum. Ama sen burada gelip de benim karakterim hakkında bir yorum yapamazsın. Karakterin hakkında bunu yorum yapmıyorum. Bunu hiç kimse yapamaz çünkü sen beni tanımıyorsun. Senin, o kadar. Seni bugün hepimiz tanıdık çok güzel bir şekilde. Sen beni ben sana öneri veriyorum. Bak, aç gözlerini, bu platformdasın. Sen, akıllı bir kız ol, yürü. Onar kendini. Senden değiş. Ben akıl alacak değilim. İnşallah, Zeybo. İnşallah. Tamam, bizimle kalırsın. Istiyorum. Ben senin bizimle kalmanı istiyorum. Neden biliyor musun? Başka bir tümey olarak çık buradan. Ben çok memnunum kendimden. Doğru bir kız Yok, olarak, ben çok, örnek çok bir memnunum. Biri olarak. Herkes şu anda benim ne dediğimi anladı ama sen anlamıyorsun. Dilerim anlarsın. Benden sürekli içeride yardım istiyorsun. Yok Tümay, bana bir telefon numarası bul. Tümay, bana yardımcı ol. Tümay, şunu yap. Daha önceki yarışmacılarda da böyle bir şey oldu. Her zaman gruplaşma oldu. Ben seni... Saygı duyuyorum sözlerine, katılmıyorum ve teşekkür ediyorum. Keşke katılsan tamam. Da örnek alsan. Ceren? Yani ben gerçekten şaşırıyorum şu anda. Hani bir tarafım diyor ki hani Tümay'ın haklı yönleri var. Bir tarafım da şimdi mesela arkadaşım bir şey söylüyor ona. Tamam, yanlış, hani hoşuna gitmemiş Sima, olabilir pardon. Bu şeyi. Sima, ne oluyor? Ne söylüyorsun? Kafaya takmamasını ve sakin olmasını söylüyorum. Çünkü şu anda ben çok, hatta içeride bile herkes sordu. Şu anda ben yani... Ne? Beyin benden yani artık uzaklaşmış durumda. Bak, tam gözümün hizasında oturuyorlar. Ve orada hiçbir gün bugüne kadar hiçbir kız öyle bir şey yapmadı yanındakine. Şöyle pıs pıs yaparlardı, bizi ikaz ederdik. O ne cüret elini falan uzatıyorsun? Bana bunu bir söyle kızım sen. Ben yasak şey diye bir şey var. Efendim? Bir şey söylemedim ki. Elini öyle uzatamazsın yanındakine. Özür dilerim. Burada konuşma var. Sen onu yapamazsın. Ya şöyle bir şey var. Tabii ki
bir kere kulaktan kulağa söylediğini zannediyorsun. Yanınıza Cerem konuşuyor, kamerada varsınız. Bu kadar insanın içine kulaktan kulağa değil, milyonların önünde gizli bir şey söylüyorsun. Böyle bir şey yapamazsın. Bir şey söylemek istiyorsan yüksek sesle söyleyeceksin. Bunu da bir uyarı olarak alın. Gerçekten adaptasyon dönemi diye, bu ilk haftadır diye. Zaten ilk elemeden sonra siz neyin ne olduğunun farkına varacaksınız. Biz bunu yaşadığımız için biliyoruz. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için uyarılar. Devam ettiği takdirde daha sert alacaksınız bu uyarıları. Lütfen. Cerem, devam eder misin? Şimdi bir şey söyledi hani, direkt saldırıya geçti. Yani biz onunla mesela kuliste bir şey paylaşıyorsak eğer, hani ben de kendime bir pay çıkartmaya çalışıyorum burada. Yani ondan bir şey yardım isteyebilirim, bir şeyinle ilgili bu olmuş mu diyebilirim. Daha sonra ufacık ben ona bir eleştiri yönelttiğim zaman o bunu bana koz olarak mı kullanacak yani? Sen de bana kuliste işte böyle böyle yapıyordun, şöylesin böylesin, sen hiç tarz değilsin mi diyecek hemen. Yani ben onu tanımaya çalışıyorum ama onun hakkında ufacık bir eleştiri kabul etmiyor. Direkt saldırmaya geçiyor. Hani anlamadan, dinlemeden orada onun hani Angelina Jolie'ye ben dublaj yaptım demedi. Ben o programı da izledim. Hani sadece konsept olarak o şekilde geldi. Hani bunu bile dinlemeden sen zaten yalan söylüyorsun demeye başlıyor. Hani ben çözemedim şu anda ne yapmaya çalıştığını. Haklı olabilir ama kendini şu an haksız bir duruma düşürmeye çalışıyorsun. Bence dinle. Ondan sonra hani yorum yap. Hazır mısın Tümay'cığım? Geçebilirsin. Tamam. Merhaba Tümay. Merhaba. Nasılsın? İyi değilim. Neden? Çünkü ben kavgadan kaçtıkça kavga üstüme geliyor. Ve ben düşünüyorum acaba ne yapsam bunlara karışmamak için. Yani konuşmadıkça üstüme geliniyor. Hiç hani ne kantinde masalarında oturuyorum kimsenin, ne bir şey yapıyorum. Kendi halindeyim zaten. Çok meşgulüm. Hepimiz öyle uykusuzuz. Hani uğraşıyoruz her gün. Aklımda sadece nasıl giyinirim bunlar varken. Yani çok fazla geliyor. Ben içeride oturduğum zaman bile hani işimi düşünürken bunlar farklı şeyler yorumluyor bana burada. Şu yıldızın üstüne bir gel hele. Evet. Ha. Yani içeride çok farklı herkes. Çok iyi. Yani mesela Cerem. İçeride o kadar melek, o kadar tatlı dilli, o kadar hanımefendi bir insan ki buraya geldiğinde bu yaptığı konuşmaların birazını içeride bana asla yapmadı, söylemedi. Ki ben bunu dürüst bulmuyorum ama önemli değil. Ben hiçbir zaman hiç kimsenin şeyini burada paylaşmadım, yapsam bile içeride yalnız... Tamam, ben bir saniye sus. Çok konuşuyorsun. Bir dokun bin ah işit. Böyle bir şey yok. Şimdi burada herkes bir şekilde tartışmanın tabii içinde birkaç tartışma var. Üç tane var. Üçünün de başrolünde sen varsın zaten. Burada dediğim gibi biraz önce hiçbirinizi tanımıyorum ben. Aynen. Henüz tanımıyorum. Yine dahil olmayacağım, yine söylüyorum şimdilik. Çünkü illa bir yerde eninde sonunda kendimi tutamayıp içine giriyorum kavgalarınızın ama... Sen Cerem'din değil mi? İçeride çok hanımefendi, burada bambaşka dedin. Ben burada Cerem'in hanımefendi olmayan bir halini görmedim. Ben burada da hanımefendi öyle değil mi? Ama burada bambaşka konuşuyor, içeride başka konuşuyor. Evet, bunu daha önce söyledin. Kulağım var, duydum. Ama ben burada senin hanımefendi olmayan halini gördüm mesela. Peki. Tepkilerini kontrol etmen gerekiyor. Çok büyük hareketlerin, çok büyük tepkilerin var. Nedir yani? Burada dünyayı kurtarmıyoruz. Ozondaki delik kapanmıyor. Afrika'daki açlık bitmiyor sizin yaptığınız kavgalardan. Birazcık şuurunuz yerine gelsin. Moda tartışıyoruz, stil tartışıyoruz, özel hayata girmiyoruz, karakter analizine girmiyoruz. Ve lütfen rica ediyorum, azıcık otokontrolünü yükselt. Peki, zaten peki. Benim niye üstüme bu kadar gelindiğimi anlamıyor. Anlamıyorum ben yani. Tamam, sustum. Kafandakini ben de çıkart. Efendim? Çıkart kafandakini. Ben çok beğenmiştim. Biz sizi burada çok fazla zaten dinliyoruz konuları. Bir daha aynı şeyleri gelip burada anlatmanıza gerek yok. Biz de insanız burada, çürüdük çünkü. Saçım bozulacak. Aman aman dur, çıkartma. Ay, vakit kaybı olmasın. Çıktı, evet. Çıktı. Saçım bozuldu şimdi. Bozulsun, zaten güzel de bir saçın yok.
O elbisenin üstüne o şapka takılmaz. O çanta yanlış. Ayakkabın çok güzel ama o elbisenin altına olmaz. Makyajın güzel. Saçın çok hareketli bu modern elbisenin üstüne. Sadece elbiseni beğendim ama o kadar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sana hemen aklımdayken bir şey söyleyeceğim. Sen buraya geldiğinde dedin ki, doğru hatırlıyorum galiba. Biraz Emel dedin, biraz Özlem. Ben dedim Nur. Ben demedim. Ben dedim. Ha öyle mi? Evet. Ben yanılmış mıyım? Ben zannettim kendi yanılmışsın. Yok, yok, yok. Yanılmış mıyım? Biz böyle yanılmışsın. Fark ettik. Hayır, Nurella, yanılma. Çok pardon. Gülşah hatırlatır mısın? Efendim? Kim söyledi? Ben söyledim. Sen kendisinden sizin dediğinizi bilmiyordum, onu sordum şimdi. Ben ilk gün söyledim ona. Ya çok ben de öyle. Ama arkadaşım yanılmışsın. Doğrudur. Keşke diyoruz değil keşke, mi? Keşke, keşke Özlem'in zekası, aklı sende olsaydı. Keşke Emel'in hanımefendiliği, naifliği, zarafeti, duygusu sende olsaydı. İkisinden de kusura bakma, hiçbir şey almamışsın. Başka birisin, başka özelliklerin vardır ama onlardan asla sende bir şey göremedim ki ben hemen görürüm. Tecrübelerime dayanarak maalesef yani maalesef keşke alsaydın onlardan bir şey. Keşke. Belki ileriki günlerde zamanlarda düzelirsiniz. Ama ilk intibası benim sinir sistemimi bozdu. Hareketlerinden bozdu yani. Ben böyle bir genç kızım. Ben demek ki hala tecrübe yani tecrübeli bir kadınım diyordum. Değilmişim. Çünkü insan biraz yaşayarak ve görerek tecrübeli olur. Çünkü benim çevremde bu yaşlarda böyle tavırlı kızlar görmedim. İnşallah düzelirsiniz. İnşallah toparlanırsınız. İstediğiniz kadar şımarık olun. İstediğiniz kadar ne olursa olur. Burası, burada oturuyorsunuz, yarışmacıyız. Hep deriz aramızda bir köprü var. Bizler jüriyiz. Öykü Hanım öyle. Siz burada bir okul gibi, bir kamp gibi. Sizin burada ben aşırı kavgalarını dinlemek durumunda değilim. Siz buraya tarzınızı geliştirmeye geldiniz. Benim sinirlerimi bozmaya kimsenin hakkı yok, tamam mı? Ben ışıkların altında sizin kavgalarınızı artık dinleyemem ben. O kadar. Sana gelince de rüküssün canım. Beni şok ettin. Yani şu anda ne bileyim hem arkadaşın hem de seni fazla agresif buldum. İkisiniz aynı bir yerdesiniz şu anda benim için. Şu anda duydum ve tartıştığını dolayı anladım şeye kadar. Biraz daha kendin tarzına, kendin daha iyi olmaya uğraşın. Her zaman onu söylüyorum. Üzerindeki şu anda o şapka ile beraber ben şimdi yorum yapıyorum. Hiçbir zaman hiç yani yorum yaptığım zaman kırmak istemiyorum kimseye. Ama oluru yok. O şapka ile, o çanta ile, o ayakkabı, o elbise ile yani oluru yok. İşik yok. Ha, tek başına elbise başka bir vücut üzerinde güzel olabilir. Seni basenini göstermiş. Baseni daha ortaya çıkardı. Bacakların biraz daha şey olmuş, çarpı göstermiş bu boyu, o transparan kısmı. Ayakkabıların da öyle, ayakkabı da bu stiletto sana göre değil. Canım kıvırma kendine böyle böyle, duru duru kıvırıyorsun. Çanta siyah kırmızı, o çiçekliyle match ettin. Yani kırmızı ruju ile, yanında saçlarıyla yani hakikaten olmaz. Bu. Kombin. Olsun. Evet oldu, gördük ama keşke görmeseydik. Keşke olmasaydı. Kararlar Cuma için. Nurella tarz değil, İvana tarz değil. Çeneniz değil, tarzınız konuşsun. Tarz değil, seni yerine alıyorum.